rüya takımdan bahsedeyim. Rüya takımı alkışlayalım. Filenin Sultanları gerçekten olimpiyat elemeleri içinde ilk maçlarını, hazırlık maçlarını güzel bir şekilde yapıyorlar. Galibiyet alıyorlar ve Filenin Sultanlarından 5 isim. Helal olsun bunlara. Gerçekten kutluyorum. Cansu Özbey, Melisa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Gizem Örge rüya takıma seçildiler bu 5 isim. İşte smaçörler var, orta alanda oynayanlar var, yan çapraz var. Voleybolda bu terimleri de öğrendik. Biz bacağa filan bakmıyoruz, baldıra bacağa bakmıyoruz. Biz sapık değiliz. Sapkın düşüncelere de sahip değiliz ve insanların kafasına bunu da sokmuyoruz. Biz sadece Ebrar'ın nasıl oynadığına bakıyoruz. Zehra'nın nasıl smaç vurduğuna bakıyoruz. Vargas'ın nasıl yan çaprazda tepesine o smaçları attığını görüyoruz. Veya ne bileyim işte Cansu'nun nasıl bir pasörlük yaptığını görüyoruz. Biz bunlara bakıyoruz. Biz galibiyete bakıyoruz. Biz bayrağımızı göndere çeken bu insanları alkışlıyoruz. Dün Sözcü Ana Haber'de inanıyorum ki birçok evde o alkışlar oldu. Çünkü alkışa davet ettim. Bu insanları onurlandırmak, bu insanları mutlu etmek için, diğerinde Adnan Üstün gibi kişileri de protesto etmek için. Adam baldır bacaktan bahsediyor. Bir de bu hukuk müşaviri, hukukçu olan bir insandan bahsediyor. Yazık ya. İnsanların kafasına bunu sokuyorlar. Bakın, Diyanet İşleri'ndeki bu kişi bu lafı söylemese veya işte dinle haşır neşir olan insanlar, gerçek dindarlar bunu söylemiyor zaten. Dinbazlardan bahsediyorum ben. Ve işte onlar bunları söyledikçe küçücük zihinlere, küçücük kafalara bunları sokuyorlar. Küçücük kafalara bunları işliyorlar. Farkında değiller aslında bakacak olursanız. Ve çirkinliklerini, gerçekten yüreklerindeki, vicdanlarındaki çirkinliklerini gösteriyor bu arkadaşlar. Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz demiş Emine. Biz de gurur duyuyoruz. Akıl neyse zikir de odur demiş. Ceza almalı demiş. Ceza mı? Ne cezası? Hayatta ceza almalı. Adam baldır bacaktan bahsediyordu. Utan. Utan. Sadece utan. Sana onu diyorum. Tabii ki utanmak varsa. Geldik. Devam ediyoruz. Filenin Sultanlarına da kocaman bir alkış gönderelim mi buradan bir kez daha şöyle. Hadi hep birlikte helal kızlarımıza. Akıllarda başka şeyler var maalesef. Vallahi aklında başka şey var mı yok bilmiyorum ama kendi aklında olduğu kesin. Çocukların aklına bari getirme. İnsan, çocuklar bunu düşünmez ki. Gençler bunu düşünmüyor. Ama aklına onu özellikle sokmak istiyor. Sistematik yapılan bir olaydan, kötülükten bahsediyorum. Sistematik kötülük. Unutmayın. Şule alkışladı. Uçkur Bank demiş bir tanesi. Diyanet maalesef tarikatların kıskacı altında. Seda alkışlıyor. Yıldırım Sonkurs selam diyor. Fatih dün ana haberde estirdiniz demiş. Estireceğiz. Daha merak etmeyin. Doğruları anlatıyoruz ya. Gerçeklerin üzerinde duyuyoruz. Yalan varsa yalan diyoruz ya. Büyük yalanlardan bahsediyoruz. Birazdan mülakat işinde de göreceksiniz. Ona girmeden yine kısa kısalardan devam edelim.